çok sevgili YouTube, aşağı tarafta gördüğünüz gibi Twitch chat'in sizlere bol 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 selamları var. Bugün yayında efendim çıkalı bir haftayı falan geçmiş olması lazım. Küçük bir stüdyonu çıkartmış olduğum unpacking'e bakacağız. Hep beraber bir takım taşınma aktiviteleri. Ben üniversite hayatım boyunca bu arada galiba kaç yer değiştim lan? 7-8 kere taşındım. Taşımak iğrenç bir şey. O yüzden bir yere gidip kök salmayı çok seviyorum. Ediyorum. Eğer ki bu tarz videoları beğeniyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve aşağı tarafta yorumlarda hem Twitch'e hem bana bir selam çakmayı unutmayın. Öncelikle Biricik Twitch chat'in ardından size iyi seyirler diliyorum ve bu albümün adını Come On Cik koyuyorum. Come On Cik. Come On Cik. Come On Cik. Başlayalım bakalım. Oyunun çizimleri çok güzel. 1997 yılına gidiyoruz efendim. 1997 yılında doğmuş olanlara selam olsun. Ben 2000 ekliyim. Evet. Şöyle başlayalım. Mesela... Ay bu arada bir şey söyleyeceğim. Hayatım boyunca, yani şu üniversite hayatımda yemin ediyorum ki o taşıma süreçlerinin hepsinde hep böyle nefret ettim taşınma aşamalarından ya. Hep ama. Şuraya konuyor mu lan? Konuyor. Güzel. Oraya konuyor muydu, konmuyor muydu hatırlamıyorum çünkü. Bu nedir? Abaküs. Şöyle bir çıkaralım. Şurayı alalım. Seni şöyle alalım. Seni şöyle. Çok güzel. Yatağın üstüne çık abi sen. Kermit. Mesela bunlar hep annem için yayıntı. Biliyor musunuz? Hep yayıntı ama abi. Böyle figürlermiş, oyuncaklarmış, bilmem nelermiş. Nefret eder. Hiç sevmez. Ablam için de yayıntıdır mesela bunlar. Bu sanal bebek. Gel. Come on, Cik. Dur bakayım. Hepinizin yerini bulacağım ben tekrar. Dur kardeşim. Ben hiçbirinizin yerini atmıyorum. Bu arada oyunun şöyle bir etkisi var. Oyun hipnoz edici. Gerçekten hipnoz ediyor yani oyun. Oyuna başladın mı? Oturup böyle pıtır pıtır oynuyorsun. Ne silgi mi o? Bunu nereye koyacağız? Şimdi şurada dur. Şöyle konuyor muydu? Evet, tamam. Şurası kitap köşesi olsun. Şu kitap hepsinden büyük mü lan? Büyük gibi geldi. Şu sen, o da senden büyük. Heh, tamam. Şunu şöyle alayım. Çok güzel oldu. Çok güzel. Şöyle alalım. Daha büyük. Bu oyunla ilgili anlamadığım tek bir şey var bu arada. Acaba diyorum oyun şey mi? Hani bir kişi var. Bu kişinin mi şeyini yapıyoruz? Bugünlük. Güzel. Bu arada abla... Günlüğünü hep yastığının altına saklardım ve çok iyi gizlediğini düşünürdün. Ama ben hep onu bulurdum. Yazık sana. Hep öyle zannediyordun. Keriz gibi koyuyordun. Ben de her seferinde buluyordum onları. Şöyle koysak. Sana bebeği buraya. Bu nedir? Nedir bu? Aa, okuyordum bir de üstüne hemen gidip anneme yetiştiriyordum. Anne! Ablam var ya, bilmem ne diye birisi varmış, ona aşıkmış. Tam bir iğrenç çocuk. Şöyle, şunu şöyle koysak. Şunu şöyle alalım hocam. Tamam. Dur şurada dur. Şöyle koysam güzel. Oha ben bunu nereye koyacağım? Şöyle yapsam.
Bak domuzcuk da olmuyor. Ördek, ha. Duyuyor musunuz? İyi. Sen yatağa gel. Seni yatağa koyalım. Seni de yatağa koyalım, kedi. Benim dönemimde bu İş Bankası'nın kumbaraları vardı. Hala var mı onlar? İş Bankası kumbaraları. Buraya sığıyor mu? Sığmıyor. O zaman bunu da böyle alalım. Şöyle bir figür köşesi yapalım. Troll bebek. Şöyle gel. Yani şuraya geç. Heh. Güzel. Şunu da saklayalım ki maksat parayı harcamayalım. Ha? Güzel. Mis. Anahtarın yok, saçma zulümdü. Nihayet kendi odam. Kumbaraya para koyacağım, para. Ve evet, işte o. Benim evime alınan ilk bilgisayar. Babama ağlaya zırlaya zorla aldırdığımız, türlü türlü yalanlar söylediğimiz o ilk bilgisayar. Bu kalemlik, değil mi? Kalem. Dur bakayım, bir dur kardeşim. Bak. Nasıl CD'ler? Gel kardeşim. Ha dur, mousepad'i var lan. Bekle. Ajandayı koyalım. Acaba defterleri ayrı bir yere mi koysam? Dur bakayım, daha kaç tane defter çıkacak ki ama. Şöyle geç. Lynx. Oyun ücretli mi? Oyun Xbox Game Pass'te bildiğim kadarıyla aylık 30 liraya zaten Xbox Game Pass alabiliyorsunuz, biliyorsunuz ki. Böylece bu oyunu oradan oynayabilirsiniz. Şöyle dur şimdilik hocam. Bu kod, ha. Tamam, aç dolabı. Şimdi asalım. Kod asılmaz. Yani kodun kodunu eğer asan varsa saçmalıyor. Öncelikle onu belirteyim. Çok saçmalıyorsunuz. Kodlar asılmaz. Kod dediğin şey asılmamak için var olan bir şeydir. Teşekkürler. Kod asanlar vatan hainidir. Bunu da buradan belirtelim bir kez. Kimse duymadıysa. Hayır, asılmaz. Hayır. Asılmaz kardeşim. Kod asanlar yargılanacaksınız. Gömlek asılır. Tişört katlanır. Kod asılmaz. Şöyle şimdilik. Ha, geç. Ben bunu nereye koyacağım? Buruz artık bir yol. Ver. Sütyen. 75B gibi ama genelde de yanılmam. Yani tek nokta atışı atarım. Şimdi bunu ne yapmak lazım? Bunu asayım. Bunu da asalım hadi. Şu saat zaten. Tişört link acil. Bu nedir? Pijama, pijama. 75C, 75B diyorum. Var mı arttıran? B
Böyle şey diyen var mı? Ben tek bakışta anlarım. Ha, çoraplar. Seksen be! Bu ne CD'si bu arada? Donlarımızı alalım. Şunu şöyle günlük kiralık evlerdeki gibi tam yatağın ortasına koysam mı ki? Tam orada dursun abi, tam ortada dursun o. Yeri iyi. Mutfağa gidecek. Bu çorap mı don mu lan bu? Don herhalde o. Üste koyacak yer var mı ya? Yok. Aşağı koyacağız mecburen. Şuraya koyalım ha. Bu da don ama bunu da mecburen buraya koyacağız. Bu da don. Aa, çok boş oldu orası, gıcık oldum. Dur. Tamam. Bari böyle dur. Heh. Hmm. Şunu şöyle koyalım. Cetvel buraya sığıyor mu? Sığıyor. Bu zaten açıkta dursun ama. Dur. Şimdi alabilirim. Teşekkürler. Güzel. Kalemli. Kalemlik burada dursun ya. Şu kitabı da şöyle koyalım. Tamam, siz de şöyle gelin CD'ler. Yan durmuyorsunuz mu ya siz? Duruyorsunuz dur. Heh. Gel. Şurada şöyle bir yan durursanız. He? Çek istedim. Şunu da şöyle. Şöyle de şunu alalım. Mis. Gayet güzel. Bu da kalem ama. Ben bunu... Heh, bu da böyle dursun. Güzel. Şöyle duruyor mu bir şeylerin üstünde? Durmuyor. Ne yapacağız biz bunu? Yukarıda öküz gibi biri koşuyordu. Gördünüz mü? Benim eski ev abi bura. Burası çok net benim eski ev. Aşırı net. Öyle çarpar oyun oynarken çarparsın öyle. Hem siz şimdi burada bir durun, ben sizin yerinizi bulacağım. Ben bir mutfağa geçeyim. Altta maltta yer var mı lan? Şöyle geç, şöyle geç. Duyuyorsun? Dingo'nun ahırı sanki. Oh yeah! En nefret ettiğim şey mutfak dolabı dizmek. Nefret ederim. Şuraya bardakları koyayım ben. Benim evimde de çünkü bardaklar hep öyle oradadır. Şimdi bir insan olduğumuz için hani ekstradan birisi daha gelirse diye resmen anamız babamız şey yapmış. Hani yanımıza birer tane koymuş. Net buraya bu arada. Ne bu, yağ mı bu? Yağ böcek ilacıyla yan yana durur. Teşekkürler. İkisi yan yana durur. Bu öğrenci evlerinde yazılı olmayan bir kanundur.
Hah, klavye dur. Geç kardeşim. Ay ay, hiç ortada olmadı, dur. Şöyle. Heh, tamam, şimdi iyi oldu. He? Gel şimdi, bekle, dur. Seni şöyle koyayım. Şunun üstüne koy. Ya sen niye hiçbir yere konmuyorsun? Neyse hadi, tamam, bir şey demeyeceğim. Coca-Cola bardağı. Vallahi Coca-Cola bardağı ya. Ben şunu alabilir miyim bu arada? Şunu alıp şöyle bir şey yapabilir miyim? Burası yurt odası değil mi? Burası yurt odası abi. O yüzden bir tane bardağı alırsın. O bardağı kendine diş macunu, diş fırçası yaparsın. Hiç kimse kullanmasın diye de odanın içine koyarsın. Olayı budur bunun. Başka var mı şey? Altta bir tane daha var mı lan? Var! Dur. Sen de çık şuradan. Sen de çık hatta. Açacağı da koyalım. Kettle. Çok iyi olmuş bu arada mutfak malzemelerinin arasına botumuzu koyduğumuz. Helal olsun bize. İşte görüyorum, biri birini tutmuyor. Yani olayı bu çünkü. Ona bile... Ona bile diyorlar ki orada da sürün. Tamam. Kapan. Şimdi benim boyum küçük olduğu için ben normalde mesela çoğunu yan yana kullanırım. Mesela bu da şurada durur. Bunu böyle koyarsam. Tuzu koyamam. Kahveyi koyayım. Şekeri koyayım. Hadi tuz da saçma sapan burada dursun. Çünkü neden olmasın? Çünkü niye olmasın? Şuraya sığıyor mu? Sığıyor, güzel. Kesme tahtası şuraya. Üstüne bıçakla beraber. Tost makinesi sen de gel güzel kardeşim. Benim açmadığım bir şey kaldı mı ki ya? Var mı lan benim açmadığım bir kutu mutu bir şey? He, varmış. Tamam, varmış. Ben diyorum niye bitmedi bu? Biz böyle bir dağınıklıkla nasıl baş edeceğiz peki? Pardon. Bana kusura bakmayın. O neye yetecek bu peki? Sorması çok ayıp. Yani bu nedir bu? Evet. Bir takım hatalarımız varmış. Tost yapılacak zaman tost makinesini çıkaralım o zaman. Burada ne hatamız varmış? He, tamam. Dur, sen benimle gel. Doğru lan, orada şey koymuşlar. Tamam. Bak. Ses. Bak. Tahtaya koydum, bu farklı ses. Bak. Pratt'a hoş geldiniz. Nedir hocam? Ha tamam, çantasını şöyle koyayım.
Ne bunu nereye koyacağım ben? Şöyle koysam. O da mı oluyor? Ya niye ya? Günlük kiralık evde buraya koyuyorlar. Kimse de bir şey demiyor. Demiyor. Tamam. Şimdi teker teker bunların fotoğraflarını çekip ne yapacağız? Ne yapacağız? Albümü ekleyeceğiz. Bu arada özel banyo gerçekten insan hayatı için çok önemli bir şey. Yani çiş kaka özgürlüğü denen bir şey var. Teşekkürler. Like, I have to cook for myself. Şuraya da çekelim. ...2004'teyiz şu anda. Albümümüze koyduk. 2007. Evet. Ufak ufak pasak dönemi. Bunlar tabii başka yerlere gidecek. Şöyle. Ya bu nedir Allah aşkına ya? Bunun tam olayı nedir? Şey mi bu? CD'lik gibi bir şey mi? CD'lik değil mi? Kumaşlık bence. Ama içinde sanki bu CD'lere benzer şeyler varmış gibi değil mi? Bak şurada boş yer var. Şunu da alıyor mu? Ya bu arada bazıları sığmıyor. Cinnet oluyorsun ha. Şunu da şöyle koysam. Mutfak nerede ya? Mutfak var mı? Mutfak. Teşekkürler. Sen şurada dur abi. Oo tamam okey okey okey. Burası bayağı kalabalık. Şöyle geçelim. Benim. Sen bir şuradan çıksana. Ha sen orada dur, çok iyi oldu yerin ha. 10 numara keyfin var orada senin. Tamam. Hems. Albüm gibi bir şey bu. Nereye koysak ki bunu? Önce bir şurada bir dur, bir dakika bir dakika bir dakika. Şunu şöyle alsam. Yok. Şunu şöyle alsam. Bunlar kalkmıyordu değil mi lan? Ay bu arada bir sıcak su torbası sesi var. İnsanı mest eder mi? Ediyor yani. Nereye koyacağım ben bunu? Ha şurada dur bari. Koyayım şunları. Bir tane de dön. Çok iyi. Başka bir şey alabiliyor muyum? Alamıyorum. Okey. Gel. Açalım açalım. Annem burayı görürse şey yapar. Pasak içinde. Bırak Allah aşkına Pelin ya. Hep pasak. Hemencik. Hemencik. Şu salon. Güzel. Ya bu şey gibi düşünsek. Sanki hani dünyayı gezmiş de. Benim Peru'ma çok yakın. Benim Peru'ma aşırı yakın. Ama dur dur, bunu şimdi misafir geldi mi gözün içine sokmak lazım. Neyse hadi şimdi bu yıllarda sokmuyor olalım. Ya yurt dışına gitmiştik de İsmet'le. Evet oradan. Gittiğimiz ülkelerden böyle topluyoruz biz. Şuraya giriyor mu girmiyor. Şuraya dursun o zaman.
Nereye koyacağım ben seni? Şuraya sığıyor musun? Sığıyorsun. Harikulade. Evet. Nihayet LCD ekranlar çıkmış. Tüplüler ufak ufak bizi terk-i diyar eylemeye başlamış. D&D zarı var. Şimdi bu nedir? Bu şey mi? Eskiden yapardık yani çocukken. Böyle çizersin sonra böyle çektirirsin. Temiz bir sayfa kalır. Çizim tableti gibi. Çizim tableti. Bakın eskimiş. Hala aynı mazup. Ajandası var. Ajandayı da şöyle koyalım. Hadi gel orası. Kahverengi iki tık öne alayım. Şu ajandayı da alayım. Ha, en sevdiğim kısım don ve çorap. Her zaman daima çoraplar ikinci katta abi. Bu böyle. Ha, neredesin Mirim? Bilmiyorum. Hiçbirini asla yan yana koymayacağım ki gıcık olun. Kudurun oğlum. Şimdi ne pantolon ama? Kumaş mı? Dur, çık şuradan. Etek askısı. Pantolon askısı. Gömlek askısı. Tişörtler katlanır. Tişört katlanır, tişörtten iz çıkar. Hocam. Teknolojiye de meraklı yalnız ha bu odalarda kim yaşıyorsa. Maşallah yani ne çıkarsa maşallah bunu alınıyor. Kot asılmaz. Sen yaşıyorsun ya oğlum benim bu yıllarda... Allah çarpsa ki bu yıllarda yoktu yani. Kaç yılındayız biz şu an? Bu ne? Bu ne? Çanta mı bu? Ne bu? 2007. Yoktu. Cidden yoktu bu arada. 2007'de yoktu bilgisayarım. Ablamın laptopu vardı. O da onu kullandırtmıyordu zaten. Aga be! Bu da azıcık bu arada oyun boyunca bizimle geliyor. Beni neden çok hüzünlendiriyor bu? Evet. 2007'de bir bilgisayarımız vardı. Abim dövdüğü için oynayamıyordum zaten. Hepimizin... Demek küçük kardeşlerin kaderi buymuş. Bu don dedi mi ya? Bu don ha. Ay bunu da asalım. Çık öne çık. Bunu da asacağız. Askı yok mu? Hocam gömleği asmam lazım ama. Yani diğer türlü çok kırışır.
Pantolonu al askıdan. Ya pantolon kumaş gibime geldi de o yüzden şey yapayım dedim. Asayım dedim. Ben çalışıyorum bir yerde, tamam. Bak bu iş kıyafetim bunlar benim. O zaman dur. Şimdi iş kıyafetlerimizi ayrı bir yere koyarız birazdan. Şöyle dur hocam. Bunu yeni aymam. Çok özel bu. Oyunu bitirdim ettim. Ha, bu pijama. Pijama link. Acil. Şuradan atarsın. Çıkalım. Ya bu dumbbellları koyacak bir yer yok mu Allah aşkına ya? Bunlar orada öyle mi duracak? Şöyle şu dosya çantasını şöyle koyalım ki beynimize düşüp ölme ihtimalimiz artsın. Matın önüne koy. Ya öyle koyarım da. Aa dur 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 bu arada. Sen pantül sen çıkıyorsun güzel kardeşim. Etek sen. Seni oraya alalım. Ya sen de sweatshirt'sün. Aşırı önemli değil ama şu fırfırık. Fırfırık asılsa daha iyi gibi. Sevgili sweatshirt. Sen şöyle geç. Bu pijamanın altı üstü farklı mıdır? Harika. Yaşasın gıcık olacağız şimdi. Şöyle koyalım dur. Neden? Ha, tamam bunları da yan koyalım dur. Güzel. Perfecto. Aşağıdan iyice uzanıp alırsın sen orayı. Şöyle yapalım. Sweatshirt şuraya, tişörtler şuraya. Ya 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 ya. En çok giyilen ne? En çok giyilen şey pijama. O yüzden pijamalar buraya. Şuna çanta dediniz değil mi? Buna. Şu iş kıyafetlerimizi en üste koyalım. Güzel. Tamam, çanta bu. Başka çanta var mıydı? Yok. Peki kotları koyalım ha. Tamam, kotlarda en yukarıda dursun. Burada boylu biri yaşıyormuş gibi davranalım kendi aramızda. Sanki çok boylu poslu bir insan varmış gibi. Sebep? Seni şöyle dur o zaman. Seni şöyle alalım. Şimdi oraya konacak bir şey göremiyorum. Kitapları şöyle yapacağız. Güzel. Bu da böyle dursun. Niye? Ne? Şöyle gel hocam. Ben şey anlayamadım bu arada neden kart vizitimizin olduğunu. O da burada dursun. Dur. O da burada dursun. Lazım olsa da çizim tableti şurada dursun. Bunu da böyle al. Bakın toparladım. Benim de kartım var bu arada. Ama yakında yeni kart bastıracağım. Altına da %100 CEO yazdıracağım abi. Aa biz 2-3 kişi mi yaşayacağız burada? Dur lan. Bak hiç bu kadar detaylı şey yapmamıştım. Sinirsel işte.
Sinirsel ben patır patır dizdim ve bitirdim. Orada dursun. Bu şurada dursun. Benim. Benim. Bunu şöyle koysak ha tamam. Daha güzel. Buraya alta koymuş. Ben de şunu alta koyayım. Şunu şöyle. Hatta şunu şöyle koysam. Ya ama yerde olmaz o. Yok. Hijyenik bir şey sonuçta. Hijyenik olması gereken bir şey. Harika. Mutfak. Annem gelse kendini keser. Çok net kendini keser, olayda yaratır bu arada. 20 kere falan şey der yani. Neden bunlar burada duruyor Pelinciğim? Evde de mi böyle? Evinde ne zaman gördün mesela böyle bir şey? Ya oğlum lan burada ne yüksek dolaplar ya. Hız. Tamam, milletin eşyasını size eşya ekliyoruz aslında. Sadece. Annem bu dağınıklığa gelemez bu arada. Hele ablam, öf. Hayal bile etmek istemiyorum. Ablam tam şeyci tayfadan çünkü. Ahır mı burası? Güzel. Nasıl ama oyun? Güzel değil mi? Ben çok beğendim ya. Bunu banyoya alsak. Bence de güzel. Bir de çok şey oyun ya. Çok sakin oyun. Tam böyle hiçbir şey düşünmüyorsun. Hiç stresi yok. Çok tatlı. Benim bu ara ihtiyacım olan oyun buymuş mesela. Ne? Şöyle kapat. Ne? Orada dur, dur, dur. Ay, bir üst çekmeceyi aldık. Aman ya Rabbülalemin. Ne? Hop da. He, al pijama üstü tamam. Gel 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 gel. Şeyden başlayalım çekmeye. Mutfaktan. Ya da dur salonumuzdan başlayalım. Yep. Burası daha böyle yurt odası tadında. Daha böyle kalabalık yaşadığımız ev. Tuana'cığım hoş geldin. Bir ses tasarımı çok güzel. Ses tasarımı şov zaten yani oyunun. Unpacking. Şey olayı da çok hoşuma gitti mesela, bu albüm muhabbeti. Biz bunu nerede, biz bunu bir yerde gördük mü? Ben bunun demosunu oynamadım, hatırlamıyorum ama. Mart 2007'ymiş hatta. Evet. Yurtlardaki büyük bir acıdan bahsedelim o halde. Ya da ortak evlerdeki.
Giderde biriken saçlar. Lütfen. Giderde bırakılan saçları almamayı acilen bırakmanız gerekiyor. Çünkü her ne kadar benim saçım dökülmez deseniz de öyle bir dökülüyor ki insana sinir basıyor. Evet, hadi bakalım. Geçelim sonraki evimize. Ay. Yeah! Haleluya! Böcek. Hoparlörün üstünde dur ki zıptız zıptız takıl. Aa, dur bakayım. Lan. Oha, ne? Bir saniye, ben bunların hareket ettiğini bilmiyordum bu arada. Bardak aldıklarını şöyle koysam. Bunlar nedir? Bizim chatte muhakkak bilenler olur bunları. Nedir bu ikisi efendim? Sesten durulmaz böyle. Tam köprünün orada. Zen bahçesi. Bu zen bahçesi. Bu. Ben cahil. Cepemişim meyve ben de. Nasıl göremiyorsunuz? Şu şu şu. Şu. Bu barman seti mi bu? Değil. Kokteyl seti. Tamam, tamam, doğruymuş. Okey. Oh be! Bunlar düzeltiliyor muyum? Allah'ım sana teşekkür ederim ya. Bir dakika, bunlar CD ama ya. Dur dur Pelin dur. Heh. Sen nesin? Sen kutulu oyun musun? Bir şurada dur. Zen bahçesini nereye koysak peki o zaman? Bu zen bilmem nesini. Yani dizlerini şöyle alalım. Şu şurada dursun. Çalıyorsun. Bu aralar keman çalan bir abi var. Sürekli önüme düşüp düşüp duruyor bu arada. Adam bizi yaktı yemin ediyorum ya. Böyle bir şey olamaz. Kutuluyu sen de şöyle gel. Hocam seni de şöyle alalım mı? Teşekkürler. Bir saniye. Bir fikrim var. Durun. Sakın bu reklamı geçmeyin. Tamam. Kamoncik. Kamoncik. Ha, defter işte bütün düzenimi bozacak şimdi benim. Yine çok dağıldı biliyorum. Sakin ol. Sakin ol. Ajanda çıktı. O zaman şöyle bir yola gideceğiz şimdi. Herkes buna hazırsa. Defterleri buraya alacağım. Kitapları kaydırıyorum. Düzelteceğim, düzelteceğim! Tamam. Şu çok büyük bir kitap gibi duruyor bu arada. İşte şundan bir tık büyük. Aynen büyük, tamam. Sonunda toplayınca insana çok büyük ferahlık geliyor ama işte. Şunları şöyle koysam ben. Birini şöyle. Şu da şöyle sığmıyor mu? Naa! Naa! Peki şöyle bir şey yapsak. Bunun üstüne geliyor mu? Ya çok saçma. Bu bunun üstüne konur.
Bu yazılı olmayan bir kuraldır. Ne böyle gıcık etti. Bu yazılı olmayan bir kuraldır. Bu bunun üstüne konur. Kusura bakmayın, burada zortlamışsınız. Sinirlensem yani, lanet olsun ya, oynamıyorum ya. Ne bir rezillik olabilir mi? Hı. Ürekisi burada ne yapıyorsun? Geç şuraya. Bu arada şu anda 2010 yılındayız oyunda, değil mi? Ne çok kitap varmış. Anam bu ne? Tamam sen de çık abi şuradan. Seni de buraya almayacağız. Şey falan yapsam bu kadar okunur mu hocam? Böyle olur mu ya? Bu kadar da okunmamalı. Kamancık. Bütün düzenimi bozdu şu an. Heh, hoş geldin. Bir an kitap gelmeyecek diye çok gerildim. Defter. Ya şu an bir defterlik yerim yok bu arada. İşte nasıl düzelecek şimdi bu? Dur. Tamam bir fikrim var. Şuraya gel. Şöyle gel. Sen şöyle gel. Şu üçünüz işte şöyle. Okey. Yukarısı full değil mi şu an? Bütün küçük kitapları aşağıya alsam orası tam oturur mu? Tamam, tam oturdu. Güzel. Bu beni mutlu eder. Peki. Oo çok güzel. Bu da buraya tam oturdu. Harika. Şöyle koysam. Şunu da yanına koysam. D&D zarını da şöyle alsam. Gittiğim ülkeleri hava atmak için şu yöntemi. Şu niye şurada durmuyor? Neyse dur. Aa bu da oynuyor değil mi? Bu ikisi üst üste geliyor. Bok. Fena da değil. Tamam. Sıkıntı da değil. Ama şimdi şunun şuraya gelmesi lazım. Bu nedir? Bu. Bu neydi? Emekti. Şu barmanlık setini şöylece. Arada. Bak. Şekle bak şey. Okey, bence okey. Gel bakayım şuraya. Kumbara mı diyorsunuz? Bence kumbara değil bu arada ya o. Geri gidiyor musun? Gitmiyor musun? Bir çıt geri gitsen... Ah tamam şöyle durun daha iyi.
Çorap da şuraya bırakalım çorabı. Bence o burada durabilir. Ne diyorsunuz? Ne olduğunu bir bilsem. Nerelere koyacağım ne olduğunu bilmiyorum. Tepegöz. Böceğin yeri iyi mi ya? Bence orası iyi. Her müzik çaldığında zıptı zıptı hareket de ederim. Kaset çalar. O havlunun orada ne? Bu havlu değil ki. Bu böyle battaniye tarzı bir şey. Şuraya alalım. Tamam. Banyoda daha az eşya vardır. O yüzden önce banyoyu yerleştirelim. Bir dakika. Biz bir erkeğin yanına taşınıyoruz bu arada, benim anladığım. Peki neden onun elektrikli diş fırçası var da benim sefalet insan gibi sefalet diş fırçam var? Sebebi nedir? Bak, onun elektrikli diş fırçası var. Gram adalet kokmuyor gerçekten. Ey, nerelere koymuşsunuz ya? Ne? Bu benim şampuanım. Teşekkürler. Kardeşim sen şöyle geç. Ben benimkileri koyacağım ya. Biraz yer aç lan. Davar. Sen nereye koysak yiyor zaten. Bir yere git. Ya bunları... Ne bok değişti? Hiçbir bok değişmedi. Bir dakika! Hiçbir şey değişmedi şu an. Şuraya sığıyor musun? Sığmıyorsun. Düz iştirici orada durur mu? Tamam. Havalandıralım. Tamam. Burayı açmaya başlayabiliriz. Bismillah. Evet, biz net. Çok da düzenli bir erkeğin evine yerleşiyoruz. Bunlar burada ne yapacak peki? Benim bir çalışma odam var mı? Çalışma odası var mıydı lan bu bölümde? Yoktu. Sese bak. Hüs. Ne bu böyle garip garip şey? Niye ya, don almışız? Pijama almışız. Bol bol güzel don almışız bu arada. Düzlerden nelere geçmiş. Böyle dağınıklık içerisinde yaşıyorsun ya. Düzelt şu baksırlarını. Ne hal bu? Her yer her yerde. Bana yer aç biraz. Sığamam ben diğer türlü. Çorapların tek yeri al. Bana yer açmak zorundasın artık. Burada iki kişi yaşıyoruz. İki insan yaşıyoruz. Şunları tek yerde toplamayı öğren ya. Bana az yer aç ya. Seni bir çekeceğim ben bir de bu evde. Zaten derdim başımdan aşkım.
Geldik geldik, minik bir şey oldu, hallettik. Bunu yer aç hacı. Ya şu pantolonlarını niye asıyorsun ya? Git kardeşim, benim pantolonlarımın asılma ihtiyacı var. Seninkine bir şey olmaz. Yok benim eteğim bir şey. Eğer bana yer kalırsa sana da şey yaparız. Yani şunu çıkarsan katla eşyalarını. Senin askı ihtiyacın yok. Ah tamam kardeşim, sen şöyle takıl ya. Al, ceket niye asılmış mesela? Çok saçma ceketin asılması. Hayatımda daha saçma bir şey görmedim. Benim bunları asmam lazım ama. Kotumu da asayım. Kot asılır bu arada. Eteğimi de asayım. Şu eteğimi de asayım. Ne? Ya kardeşim, zaruri mi ya? Kumaş pantolon. Allah Allah, azıcık yer aç yani. Hayret bir şey. Ha? Çok şükür onun askı getirmişim de, Allah'ıma bir şükür olsun. Getirmesek yandık. Başka bir tane metik askı. Şunu da asmam lazım. Bu kırışırsa mahvolurum. Şapkamı bile asasım var. Diplomamı nereye koyacağım ben? Burhan altın top gibi yanımda diplomamla gezmem hakkında ne düşünüyorsunuz? Ayakkabılarını şuraya al ha. Tamam, geç şuraya. Güzel, böyle çok iyi oldu. Terliklerini de al oraya. Bana az yer açsın ya. Bu ne, böyle her şeyin her yere koymuş. Nasıl bir sorumsuzluktur bu? O zaman kafama göre koyayım istedim yere. Teşekkürler. Evet, şu an bu ev Batuhan'la benim yaşantıma aşırı benzedi. Gördüğünüz gibi onun bütün eşyaları abidik gubidik bir yerlerde. Ne oldu da hiç önemli değil. Hangi eşyaların ne oldu? Böylece kenara kenara geçen. Şunu şöyle al. Pantolonların üstüne koymayayım mı ya sen? Yer aç biraz. Darlandım. Pijamamı da şöyle koyayım. Tamam. O da pijama üstü galiba. Oh be! Ne öyle az önce tıklım tıkışıktık senin yüzünden. Çok şükür geldim de eve bir düzen geldi. Gelmesin öyle alet daim yaşayacak burada. Donlarımı ayrı yere koyayım. Donlarla çoraplar aynı yere konmaz. Güzel. Gayet güzel aldı. Abi gülme tuttu. Salonda tişörtümüz mü var, dur alayım. Nerede? Onu içeri almadık mı? Koyduk odama. Odamda odamda. Bir de bir şey sorayım. Bu da mı bizimle yaşıyor? Bu da mı bizimle gelecek her yere? Şurada bir derle topla ya. Öf! Ne dağınık insanmışsın? Biz sen nasıl yaşayacağız böyle? Ben bu kadar derli topluyum. Sen böyle dağınık. Saat benim tarafımda dursun. Havalı duruyormuş. Lavamızı şuraya koyalım. Yarın bir gün isterler mi isterler. Tamam. Banyoyu da yaptık. Geldik fasulyenin faydalarına.
Şunları şöyle yapalım da. Bu nedir burada? Bulaşık şeyi değil mi? Necrovan hoş geldin. Oyun 32 lira ama Xbox Game Pass'te var bu oyun. Game Pass'a bakın, Game Pass aylık 30 lira. Aylık 30 liraya zilyon tane oyun oynayabiliyorsunuz, haberiniz olsun. Yani boşuna şey yapmayın derim ben. Yani boş yere tek bir oyun 32 lira vermek yerine 300 lira... Ay 300 tane oyun var yani Xbox Game Pass'in içerisinde. Game Pass nimet bu arada, evet. Çizim tabletimin... Ne işi var burada? Bir kettle olduğu için onu oraya almak zorundayız. Ne olur? Benim şöyle alayım. Süzgeç. Ya bu evde ne devasa insanların yaşıyor olması lazım ki? Ne olacak, bu bıçak başıma mı kaldı? Banyo fıçası değil mi ya? Şunu şu... Ona yapışık gibi dursun. Şöyle şurada kalp olsun. Evet! Şimdi... Zurna'nın Zortingenstrasse dediği noktadayız efendim. Bu nedir? Tel mi bu? Tel. Şunu şöyle koysak. Tartı orada. Ay çok saçma ama bunların orada durması. Bunu nereye koyacağım? Bu burada böyle duracak mı zebellah gibi? Asamıyor muyum ya? Abi çizim tabletim niye burada duruyor? Ben bu konuya şu an çok takıldım. Beracım onu konuştuk. YouTube'a yüklemişlerdir zaten bir tane. Oradan bakabilirsin istersen. Oraya koyamam. Hassas tartıyı ben buraya koysam peki. Bak. Ama bir tık daha dönmesi lazım bunun. Yani orada oluyorsun, şurada olmuyor musun gerçekten? Nedir hocam sıkı... Nereye lazım bu? Peki... bir dakika ama... Durun. Şöyle koyacaksak bunu. Şunları da şuraya alabilir miyim ben? Duracağım, dur.
kumandoyu da düzeltelim. Harika. Hadi çek. CD çalar o. Aman da aman. Aman da aman. Bu odada çok iyi düzen sağladım bu arada. Ben gelmeden önce resmen bir ahır gibiydi burası. Ellerimizle düzelttik. Ne kadar düzensiz yaşıyordu, gördünüz mü? Donlar bir tarafta, çoraplar bir tarafta. Manzarası var, harbi manzarası var lan. Tamamdır. Her yeri çektik değil mi? Evet çektim. Bir daha şöyle hop gidiyor. Odayı kaçta çok düzenli bir şey. Benim yalan huyum var ama. Şöyle bir düzelteyim. Boşandık. Ben diyorum ki boşandık. Boşandık. Şuraya asılıyor mu aslında? Boşandık abi. Allah yolumuzu açık etsin, boşandık. Ya şöyle gereksiz objelerden nefret ediyorum. Gerçekten nefret ediyorum. Niye evde öyle şeyler oluyor onu da hiç bilmiyorum. Ömrü hayatım boyunca hep salonumuzda öyle abidik gubidik şeyler durdu. Amaçsız. Ya gerek yok. Gerek yok, gerek yok. Değil mi? Evet. Harika. Nereye koyacağım ben bu kalemleri? Ay bu arada Kazıklı Maria'nın böyle kalem seti var. Ben aşırı özeniyorum. Bir de ben tam böyle kırtasiye hastası olduğum için. Böyle Kadın Seri Katiller serisi var. O kalemlerle beraber işte yazıyor, ediyor. Çok hoşuma gidiyor. Onlarla beraber boyuyor. E bu da eski evdeki. Değil mi? Lan bu herifi... Aaa! Heriften Chortingen! Müthiş! Kamancık. 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 Bak işte hazır mısınız? Aç işim gel. Aç iş! Bir şey söyleyeyim, sıcak su torbasını çıkarttığı ses büyüktür bütün sesler. Huzur ya kemencik. Vallahi çok huzurlu bir ses. Bilmiyorum, belki de ben manyağım, ben o kadar seviyorum. Şimdi şöyle bir yola gitsek. Aa! Ivı!
Bir planım var. Şöyle bir geçer misiniz? Kamoncik. Kamoncik ve ordusunu şuraya alalım. Tamamdır. Harika. Ya ben bunu koymak istemiyorum bir yere ama neyse hadi tamam duruş. Yapsak. Şunu şöyle yapsak. Şunu şuraya koysak. Buyurunuz. Bu kitapları aşağı koysam ne olur? Bence hiçbir şey olmaz bu arada. Bunlar burada dursun, dur. Okey. Şu kalem setimi şuraya koysam. Bir şey yazacağım da edeceğimde lazım olduğunu alsam. Defter? Defteri niye koyamıyorum diğer türlü? Hayda! Geliyor mu? Geliyor. Bu da orada dursun. Sen neydin? Ben sen dikiş kutususun. Balgaz'da bu bir dikiş kutusu. Sanki kızımızın odası diyorsunuz. Çok da öyle durmuyor gibi ya. Öyle mi ki? Ben bunu ne yapacağım? Dur. İki tane misal şey var, CD gibi bir şey var. Böceğimi nereye koyacağım, böceğimi? Sen şuraya gel hocam. Tamam. Oraya sığmıyor bu. Çantamı nereye koysam ya? Ne biçim ebeveynsin sen? Abla kızın odasında dikiş makinesi var. Ya kızım değil belki de. Belki de kızın odası değil. Başka birinin odası belki de bu. Bence o benim odam. Dumbbell'ları şöyle koyalım. Çizim tabletini nereye koysak şu an onu düşünüyorum kara kara. Çok iyi. Harika. Hıps bayıldım. Bayıldım çok iyi. Bir açalım şuraya, evet. E bu fare zehri. Tamam, sabunu yere koyalım ki birisi takılıp yere yapışsın. Eşyalarımı tek bir alana toplasam. Oldukça mantıklı olduğunu düşünüyorum. Hayatım boyunca hep böyle banyolar istedim. Hiçbir zaman olmadı.
Aa Pelin, muazzam dizdin. Tamam, bu da burada dursun. Unuttum bunu ne yaptım. Allah çarpsın, unuttum bunu ne yaptım. Şura. Şura. Nere? Şura. 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 E ne yapacağım ben bunu? Üstünü kapa. Şuraya koy. Bir şey çıktı. Ya hocam git. İstemiyorsun artık. Bir zamanlar sen de bana acımadın. Orada da değil, çöpe de atamadım. Yok. Ne yapacağım ben bunu? Buzdolabı yok ki, bir tek banyomuz var, bir de yatak odamız var. Buzdolabımız yok. Kıçımızda üstüne oturalım. Böyle de değil. Bununla ilgili bir gıcık var. Ne yapacağım ben seni? Şurası mı Nina? Şurası mı yoksa? Dur bakayım, dolaba koyunca ne oluyor? Dolaba koyamıyorum desem. Aga! Yıkıldık! Pü, Allah belanızı vermesin. Şimdi söyle şarkımızı, ağlaya ağlaya. Ne yazıyoruz? Used to feel bigger mı? Okey, tamam. Öyle hissediyorum. Aaa! 2012, artık sister'ımızın yanındayız bu arada. Kaç dakika oldu efendim? Eskiden diyor, evet evet. Eskiden diyor, kız kardeşimle diyor, bu banyoyu da hani banyoyu yapmak için birbirimizle kavga ederdik diyor. Ben baba evine geri dönmüşüm yani. Kaç dakikamız oldu efendim? Sevgili modlarım. Oyunumuza geçelim. Hikayesi var aslında, evet. Oo, sevgili YouTube, ilk bölümü aşırı uzatmışım ben, kusura bakma. İşte ama böyle bir oyun. Buna sardınız mı tam sarıyorsunuz. De böyle tam böyle günlerde bence oynamalık bir oyun. İnsanın bütün odağını tek bir noktaya çeken bir oyun. Biz Twitch'te şimdi devam edeceğiz efendim yayına. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri bol bol öpüyoruz Twitch'te birlikte. Sizler de kendinize dikkat ediyorsunuz. Görüşmek üzere. Bye bye.